Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Geçen canlı yayınımızda sizinle bu aksesuarı yapmıştık. Oradan baştan sona bunu nasıl yaptığımı izleyebilirsiniz dilerseniz. Şu an hala orada mevcut. Şimdi diğer yarısını yapıp ikisini birleştirip aksesuarımızı tamamlayacağız. Ben bu şekilde dallarımı ayarladım. Önceden hazırladım sizin için. Daha kolay olması için. Bu aksesuarımızın modelinden yapıyoruz. Şimdi üçlü, dörtlü ve beşli dallarımız var arkadaşlar. Bu şekilde üçlü olan dallarımızla başlayacağız yapmaya. Daha sonra dörtlü ve beşli olanlara geçeceğiz. Şimdi bu üçlü olanlar, bunlar dörtlüymüş. Şunları bir açalım, üçlüleri. Ve bunlarla yapmaya başlayalım. Ve bir de bu uç kısmında yuvarlak yapmıştık. Bakın bu şekilde montajı daha kolay olsun diye. Önce şu yuvarlığa yapmakla başlayalım. İki parça tel kestim bunun için. Bakın böyle kısa, uzun olmasına gerek yok. Bunları bu şekilde ikisini üst üste koydum. Ve kıvırıyorum. O yuvarlak başlangıç noktasını oluşturuyorum uç kısmında. Daha sonra bunun üzerine ilave edeceğiz dallarımızı. Bakın yuvarlağımız hazır oldu. Şöyle alanı açayım. Hemen yuvarlağın üzerine gelecek şekilde dalımı yerleştirdim. Ve hep aynı yönde sarıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Özellikle bu noktaları da yine bu videoda da göstermek istedim ki canlı yayın yaptığım video daha sonra silinebilir. O yüzden daha kalıcı olması için nasıl başladığımı görmeniz için burada da tekrarlıyorum. Bu şekilde sararak devam ediyorum. Ve aralarda şu orta kısımdaki açıklıkları kapatmak için yine bu üçlü olan dallarımızı tam ortaya yerleştirerek o açıklığı da kapatıyoruz. Hızlı bir şekilde bakın dallar hazır olduktan sonra gayet hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Şimdi burada çok fazla tellerimiz kalınlık oluşturmasın diye ben aradan bazılarını kesmek istiyorum. Hepsini birden kesmiyorum. Böyle ikişer ikişer farklı noktalardan hepsini aynı yerden kesmiyorum. Arada da bu şekilde sıkıştırarak daha düzgün olmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar ortaya yerleştirdim bir tane daha.
Bu başlangıç noktasında nereye kadar gelmişim ona bakıyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi dörtlü olan dallarımla devam edeceğim. Sadece ortaya bir tane daha yerleştirdim. Evet, şimdi bu üçlüleri zaten orta yerde boşluklar kalıyor arkadaşlar. Oralara yerleştireceğiz. Şimdi dört tane çiçek yaptığım dalları ilave etmeye başlıyorum burada. Karşılıklı olarak yerleştirip tellerimi sıkıca bükerek İlerliyorum. Yani bu kısım çok vakit almayacağı için arkadaşlar hepsini videoyu kesmeden tamamlamak istiyorum ama aslında aralarda durdurup orta kısmı montajını da gösterebilirim size. Birkaç tane daha yapayım. Bakın aralarda bu üçlü dallarımdan ekliyorum. Şimdi arkadaşlar şu dörtlüleri ben videoyu durdurup ekleyeyim. Aynı şekilde devam edeceğim zaten. Daha sonra bu beşlilere geçeceğim. O noktaya geldiğimizde tekrardan göstereceğim size. Ve en sonda şu orta kısmı birleştirip nasıl birleştirdiğimi ve aradaki dalları tekrardan nasıl eklediğimi göstereceğim. Çok uzamaması için şimdilik durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar ikisi de aynı boya geldi. Aslında şu beşlileri yaparken gösterecektim fakat orayı kaçırmışım. Şu beşli dallarımdan ikişer tane yerleştirdim böyle karşılıklı olarak. Şimdi bunların ikisini birleştireceğiz. Ve açık kalan yerlere de tekrar dallarımızı ilave edeceğiz. Bunun için şu fazla olan tellerimi kesmek istiyorum. Aradaki boşluğu fazla bırakmayalım. Çünkü aksesuarımızın boyu gereğinden fazla uzun olmasın. Dallarla kapatabiliriz. O konuda bir sıkıntı yok ama uzunluğunu daha fazla yapmak istemediğim için çok fazla uzun bırakmıyorum. Şimdi bunun uç kısmı hazır. Hemen diğerini de şöyle ikisini birbirine monte edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde üst üste koydum. Bir parça tel kestim. Telimi ikiye katlıyorum. Bakın bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve şimdi sıkıca saracağım arkadaşlar. Tamamen İki tarafa doğru da bunları sıkıca saralım. İlk başta şöyle biraz daha gelişi güzel sarıyorum. Birbirine monte etmek için. Daha sonra da aralardan tekrar tekrar saracağım. Bakın bu şekilde şu an birleşti. Ama ben bu aradaki mesafeyi böyle tek tek sararak sıkı bir sarım elde edeceğiz arkadaşlar.
Şimdi kabaca monte ettim ve tekrardan bu başa kadar saracağım. Bakın bu şekilde birbirine monte ettim arkadaşlar. Burası orta kısmı. Şimdi buraya bu beşli dallarımı teker teker ilave edeceğim tekrardan. Karşısına bir tane daha ekliyorum. Boşluk kalmayacak şekilde dallarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle arada düzeltiyorum, bakıyorum. Şöyle karşılıklı birer tane daha ekleyelim. Ve bu artık en son dallarımı uçlarını şöyle bükerek iyice sabitliyorum. Şu karşısına da bir tane daha koyalım ve sanıyorum şu an tamamdır. Ortadaki boşluğu kapattık. Sadece o üçlü dallarımızla yan kısımları tamamladık. Şu orta kısmı kapatacağız. Şimdi şu üçlü dallarımı bu şekilde monte edeceğim. Bir de arkadaşlar ne kadar boncuk gittiğini merak ediyorsunuz aksesuarlarda. Bu sefer başlarken 10 tane dizi kullanmıştık. 10 dizimiz bitti. Sonra bir 10 tane daha aldım buraya ve içinden kullandım. Şimdi ona bakacağım ne kadar kullanmışız. Kaç dizi boncuk gitti onu da söyleyeceğim şimdi size. Şöyle bir tane daha yerleştiriyorum. Ve şimdi son kontrollerimi yapacağım.
Şöyle elimle de birazcık düzelttim arkadaşlar. Yerleştirdim kristalleri. Bakın gayet orta kısmı da çok dolgun oldu. Gayet güzel bir aksesuar oldu. Bence bu renk olarak diğerinde şu beyaz taşları kullanmıştık. Parlak Beyoğlu taşlarını ama bence buna koymamıza hiç gerek yok. Böyle daha şık ve güzel durdu. Zaten kristaller çok parlak. Işıkta da bu şekilde parlıyor. Bence çok hoş bir aksesuar oldu. Özellikle nişanda, özel günlerinizde, düğünlerde de kullanılabilecek bir taç oldu. Şimdi buna ne kadar malzeme gitti isterseniz ona bakalım. Tel olarak şöyle 40 mm tel kullanıyorum. Bakır tel kullandık burada. 10 diziyi kullandım arkadaşlar daha önce. Burada da 10 dizim vardı. Şu anda 6 dizi kalmış. Yani 14 dizi kullanmışız. 14 diziden bu kadar boncuğum kalmış. Aksesuarımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince size farklı modelleri göstermeye çalışacağım bir sonraki videomuzda da. Ve ayrıca bu reçine ile çiçek yapımı ile ilgili de sorular soran arkadaşlarımız var. Bununla ilgili de bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Beni takip ettiğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.